16'sı Amerika'nın işaret ettiği tarihti zaten. İşte Amerika'nın istihbaratına dayanarak İngilizler bu sefer gece yarısı bir saldırı olabilir dedi. O yüzden de piyasalarında biraz kafası karışık. Bugün Türkiye borsası %3'e dayanan primler yaptı. Onun yarısını şu an için geri vermiş durumda baktığımızda. O yüzden daha netleşmiş bir şey yok. Böyle bir ortamda da yatırımcıların dikkatli olması lazım. Çünkü ciddi volatilite olabilir, ciddi hareketler olabilir aşağı ya da yukarı yönde gelişmelere bağlı olarak. Yani bu işin gerçekten ortadan kalktığına ikna olursa piyasa, o takdirde biz ciddi bir rally de görebiliriz bu arada. Çünkü dünya gündemini en önemli meşgul eden şeylerden bir tanesi bu. Ama diğer yandan da Rusya böyle bir saldırı yaparsa bir kere kesinlikle kısa vadeli bir miktar aşağı salınım görürüz. Yani hocam işte bunu fiyatlamadı mı diye sorarsanız tam anlamıyla fiyatlamış değil. Çünkü sürekli farklı farklı bilgiler geliyor, bir iyi yönde bir kötü yönde. Fiyatlar bir yukarı bir aşağı belli bir yerde sıkışmış durumda. O yüzden daha bunun tam olarak fiyatlandığı söylenemez. Bu işin net olarak nereye evrileceğini görmeden bence yatırımcılar büyük ölçüde hani böyle ellerindeki ana parayı şu anda borsaya yani onun gibi diğer riskli piyasalara koymaması gerekiyor. Risk belli ölçüde risk alabilirsiniz ya, savaş çıkmaz diyebilirsiniz. Çünkü savaşın her taraf için olumsuz sonuçları olacak orta uzun vadeli. O nedenle bunu göze alamayabilir diyebilirsiniz. Bir miktar risk alabilirsiniz ama kesinlikle ana paranın tamamını ben böyle bir dönemde borsaya konulmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi teknik olarak da bakarsak aslında zaten Türk borsasında ciddi bir sıkışmayla karşı karşıyayız. Yani Ekim ayında bir rallimiz vardı biliyorsunuz. Yaklaşık olarak 1350'li seviyelerden başladı bu ralli. 2407'ye kadar soluksuz gitti. Sonrasında sert düşüşler yaşadık 4-5 gün boyunca. Ondan sonra da fiyat o testere hareketi diye tabir edilen yatay bir seyre büründü. Fakat o yatay seyirde gittikçe sıkıştı. Şimdi artık bu sıkışmanın neredeyse sonuna gelmiş durumdayız. Sıkışmanın çok fazla marjı kalmadı. Yani yukarıdan direnç çizgilerini çiziyorsunuz. 2050 civarından geçiyor ki bugün test ettik biliyorsunuz. Yani gün içerisinde bunun üzerine çıktık ama günün sonunda 2038 kapattık. Bunun üzerinde kapanış yapması sinyal anlamında önemli. Teknik sinyal anlamında önemli. Geçen gün de bunu test ettik ama yine dediğim gibi üzerinde bir hareket yapamadık. Şimdi yukarıda 2050 bizi bekliyor. Aşağıda 1980. Anlayacağınız üzere artık böyle 70 TL'lik bir bant içerisindeyiz ve dolayısıyla da yakın zamanda bu sıkışıklıktan fiyat kendini bir tarafa doğru kurtaracak. Normal şartlar altında hani gelen bilançolara baktığımızda bankacılık bilançoları geldi, sektörel konuşursak oldukça iyi bilançolar geldi. Bankacılık sektöründe bir kere öz sermaye karlılıklarının topyekün yükseldiğini gördük ki bu hani bankacılık sektörü ucuz olmasına rağmen neden yukarı gitmiyor sorusuna verilen en çok verilen cevaplardan bir tanesi işte öz sermaye karlılıklarının yetersiz olması, düşük olmasıydı. Çünkü evet bankacılık sektörü kar açıklıyor ama o sektöre bağlanmış ciddi bir para var. Ciddi bir öz sermaye var.
o sermayenin hakkını verecek bir karlılık elde edilemiyordu. Ki ben daha önceki yayınlarımda da birçok yayınımda bankacılık sektörünün bu kez çift taneli karlar açıklayacağını söylemiştim. Nitekim 4 tane büyük bankanın 4'ü de çift taneli karlar açıkladı. Ve bu da öz sermaye karlılıklarını çok daha yukarıya çekti. O yüzden bir yandan da fiyat kazanç oranı, piyasa değeri bölü defter değeri gibi piyasa çarpanlarını da oldukça aşağıya çekti. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman endekse yön veren en önemli sektörlerden biri olan bankacılık sektörü son mali tablolarla inanılmaz ucuzlamış durumda şu anda. O yüzden normal şartlar altında eğer böyle bir işte jeopolitik durum söz konusu olmasa, bu riskler olmasa ben aslında bu sıkışmanın yukarıya evrileceğini bekliyorum. Ama şimdi denklemin içerisine biraz Rusya-Ukrayna gerginliğinin nereye evrileceğini de koymak lazım. Ama bununla ilgili işte berrak bir şey ortaya çıktı. İyi, yani doğru bir haber ortaya çıktı. İşte dediler ki savaş yapmıyoruz. Bunu barışçıl yollarla çözeceğiz. Yine görüşüm bu konuda geçerli. Endeksin ben yukarı yönlü hareket yapma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Bunu da neye bağlıyorum onu da söyleyeyim. Yükselen trend çizgimiz, o Ekim'de başlayan ralliden itibaren destek seviyelerinden bir yükselen trend çizgisi çizdiğimizde o çizgiye ne zaman gelsek, hatta zaman zaman seans içinde altına sarksak bile ciddi bir alışın gelip yine çizginin üstüne attığımızı görüyorum sürekli olarak. Alıcı bu konuda istekli. Dediğim gibi önümüzdeki tek engel Rusya-Ukrayna gerginliği şimdilik. Bir de tabii Mart ayındaki ABD'yi konuşuruz. ABD beklentileri, Fed beklentileri ama şu anda en önemli etkileyen, baskılayan unsur bu jeopolitik durum. Sıkışıklık dediğim gibi işin ucundayız. Her an bir yere evrilebilir. Ben yatırımcılara şunu tavsiye ediyorum. Böyle bir sıkışıklık olduğunda o sıkışık fiyatlamanın içinden almak doğru değil. Çünkü zaten teknik analizde o sıkışıklığı ifade eden formasyonlar şunu anlatır. Kısa bir süre sonra, yani çok da uzun olmayan bir süre sonra fiyatlar bu sıkışıklıktan kurtulacak ve kurtulduğu yöne doğru sert bir hareket yapacak. Sert hareketin habercisidirler zaten. O yüzden ben fiyatın kesinlikle formasyondan kurtulduktan sonra yatırımcıların yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Peki teknik olarak neye dikkat edecekler? Aslında biraz söyledik. Yukarıda bizim için kritik seviye 2050. Üstü birkaç kapanış görürsek sert yukarı hareketlerin başlayacağını söyleyebiliriz artık. Bir yükselen trendin başlayacağını. Aşağıda 1980 kritik bir seviye. Şimdi 2050'yi yukarı kırarsak ne olur? Hızla 2100'e gittiğimizi görürüz. 1980'i aşağı kırarsak da hızla önce 1940 ve 1910 seviyelerine gelebiliriz. Yatırımcılar bu teknik seviyeleri takip etsinler borsa açısından.